ben dünya ve içimdekileri de versem peygamberin sünnetini terk edemem demeliydi. Peygamberi darıltamam, küstüremem. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ تَرَكَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي benim sünnetimi terk eden benden değildir. Şu ceza yetmez mi ya? Biz ne yapıyoruz? Sünnet ne olmuş sanki? Farz mı? Araban olması farz mı? Koltuk mobilya evlerde olması farz mı? Akıllı telefon olması farz mı? Ondan mı onlar alıyorsun? Ne demek ya? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emredecek de sen kalkına geçecek. Şimdi sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki şuradan bir su bardağı getir, su içelim. Ya Resulallah şimdi bu suyu getirmem farz mı, vacip mi, sünnet mi diyecek öyle mi? He? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din adına sana bize bir şey emrediyorsa edepsizliktir bu sünnet demek. Hatta küfre kadar götürür. Sünneti hafife alma küfre kadar götürür. Niçin? Bu ümmetin başına gelen bugün her ne geliyorsa Peygamber Efendimiz'in sünnetini ona itaati hafife aldığı için, önemsemediği için onun bir sünnetine canımızı vermeliyiz. Sahabe öyleydi. Bir şey emredeceği zaman, çağırdığı zaman buyur, lebbeyk, fedeke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Geldi sahabe, ya sonra emret dedi. Babasını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i üzdüğünü haber aldı. Efendimiz'i üzdüğünü. Duydu geldi Resul-i Ekrem'in huzuruna eğdi. Ya Resulallah dedi. Şu Medine'de benden babasına daha saygılı kimse yok. Ama seni üzmüş. Emret de şunun boynunu vurayım. Başkası öldürürse babamı öldürdün diye ona da düşman olurum. Bu babam gibi saygısız birisi yüzünden müsaade et de başkası değil ben öldüreyim. Yapacak mısın? Hemen kalkıyor. Gel gel diyorum. Peygamber böyle sevil. Hem seveceksin hem de sünnet diye hafif alacaksın ha. Seversen sevilirsin. Sevdiğin kadar sevilirsin. Hem seveceksin hem sünneti terk edeceksin. Bu sahtekarlık. Bu aldatmaktır.